İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk TV'de ben Cenk Kalk Yoldaş, Erencan Umut'la beraber araştırma masası programında sizlerle beraberiz. Son gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Biraz çok sezonunu arkada bırakmıştık. Ona başladık geçtiğimiz programda. Bugün de ona devam edeceğiz. Ama öncesinde PPK özeti yayınlandı. PPK özetinde de biraz göz atarız. Oradaki gelişmeler bize ne söylüyor ona da bir bakarız. Genel hatlarıyla baktığımız zaman geçtiğimiz haftaki metinden çok da farklı bir değişime işaret eden bir yapı görmedim. Sen ne dersin? Ya benim aslında çok inceleme fırsatım olmadı çünkü malum yayındaydım ve yayındayken yayınlanmış. Ama şöyle bir göz ucuyla baktığım vakit zaten genel itibariyle herhangi bir şekilde çok da değişik bir söylem yok. Zaten değişik bir söylemde Cenk çok net ki beklenemez. Merkez Bankası 100 bas puanlık faiz indirimi yaptı geçtiğimiz hafta. Bunun da gerekçelerini açıkladı ama işte fiyat istikrarına ilişkin atıfta bulunmaya devam eden bir Merkez Bankası var. Ama işte söylemle eylem arasındaki bir çelişmeyi biz zaten burada yıllardır konuştuğumuz bir konu. Maalesef de bu şekilde devam ediyor. Bakalım yani ben mesela şey düşünüyorum yani 100 bas puanlık faiz indirimiyle beraber her ne kadar birkaç metinde birkaç cümle var bu konuda. Hani indirdik ama hani fiyat istikrarını devam ettireceğiz söylemleri sanki yapılmayacağına dair, yani bundan sonraki süreçte faizler indirime devam edilmeyeceğine dair beklenti oluşturan bir cümle var. Fakat ne derece kuvvetli bir cümle bilmiyorum. Yani bence bir kapı açıldı ve seçimlere kadar Merkez Bankası fırsatını buldukça faiz indirmeye bence devam edecek. Yani o sinyali verdiğini net şekilde söyleyebiliriz. Biliyorsun geçtiğimiz haftaki özellikle de dikkat çekici unsur şuydu. Krediler tarafında yatırımlar bacağının desteklenmesi gerektiği daralmaya işaret etmişti. Yani daralmadan kasıt büyüme hızında bir yavaşlamaya işaret etmişti. Bugün gelen aslında sanayi üretim verisine kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman orada bir düşüş olduğu net şekilde gözüküyor. Biraz da biz gecikmeli görüyoruz. Sonuçta Merkez Bankası bu noktada daha önce hareket ettiği için, yani verileri daha önceden eline aldığı için baktığımız zaman Temmuz ayındaki 78.2 olan kapasite kullanım oranı Ağustos ayında 76.7'ye gerilediğini görmekteyiz. Bakalım bu gelişmeler bizi nereye doğru evirtecek oldukça önemli bir sürecin içine girdik diyebilirim. Zaten o 100 bas puanlık faiz indirimin gerekçesi olarak istihdam piyasası ve yani istihdam piyasasındaki güçlü seviyeleri korumak ve son dönemde sanayi üretiminde bir tempo kaybı var. Dolayısıyla orayı biraz destekleyelim tarzında ama şimdi bunları yorumlarken sadece faiz indirimiyle yorumlamamak gerek. Çünkü bu bir sepet. Yani bir hamle sepeti. Nedir? 100 bas puanlık faiz indirimi ardından gelen kredi düzenlemesi. Yani ikisi birbirinden farklı düşünülemez. O tarafta da yine ticari krediler noktasında bir hamlede bulunan bir Merkez Bankası vardı. Zaten bir haftalık bir süreç geçti neredeyse açıklanan kararlardan ve çok sık konuştuk. Konuklarımızla değerlendirdik. Kendimiz bireysel olarak, kişisel olarak burada değerlendirdik ama yine söylemek gerekirse ticari krediler noktasında özellikle son dönemde sanayicinin bir rahatsızlığı vardı. Evet. O da diyor ki hani hatta İstanbul Sanayi Odası'nda Başkan Şahap Kavcıoğlu ile bir minik bir atışmada söz konusu olmuştu. İşte banka %14'e veriyor, biz %40'tan alıyoruz. İşte oradaki makası bir miktar daraltma noktasında atılan bir adım olarak görmek gerekir ama şimdi faizlere bir üst sınır koyuldu gibi bir yorumlama var. Doğru mu? %29.85 gibi. Aynen. Yuvarlak %30 ama işte o gösterge referans faiz oranı belli bir süreden sonra değişeceği için o büyük ihtimalde bir %28'lere falan çekileceğini ben düşünüyorum. O kassayla 1.4 diğeri 1.8'le çarpılmış noktasında. %90'lıkta. Evet, %90'lık olan da büyük ihtimal o %28'lere doğru revize edilecek. Çünkü 100 bas puanlık faiz indirimi de geldi. Dolayısıyla Merkez Bankası referans faiz oranı da aşağı doğru inecektir. Ama burada politika genişleyici bir politika mı? O konuda çok ciddi şüphelerim var. Yani bana kalırsa genişleyici bir politika değil. Sonuçta bir noktada kredi vermek istiyorsanız ve kredileri arttırıyorsanız ve belli bir faiz oranından veriyorsanız devlet iç borçlanmasını dips alma zorunluluğunuz var diyor. Dolayısıyla şimdi şunu düşünmek lazım. Banka mesela bu parayı kredi olarak vermektense diğer tarafta dipsleri destekleyecek gibi bir görüntü de söz konusu. Bir yandan da tüketici krediler tarafına orada bir kısıtlama olmadığı için o tarafa biraz da abanılmış gibi. Bana mesela o günden beri sürekli olarak bankalardan tahsisli krediniz hazır. Bireysel kredi vermeyin diyorlar ama. Diyorlar ama bankalar da o tarafa yöneliyor ister istemez şimdi düzenleme geri. Belki oraya da yarın öbür gün bir düzenleme tekrardan getirebilirler. Büyük ihtimal gelecektir. Çünkü diyor ki işte 29 Temmuz değil mi? 29 Temmuz'dan yıl sonuna kadar ki
süre zarfı içerisinde kredi büyüme temponu %10'u geçmesin. %10'u geçerse yine menkul kıymet tahsis etmek zorunluluğunuz var. Dolayısıyla bireysel tarafa çok fazla yüklenmeyin diyorlar. Ticari tarafta kredi kullandırırken de zaten o belli başlı sektörler özelinde o politika faiziyle kredi maliyetleri arasındaki makasın kapatılması gerektiğini dile getiriyor Merkez Bankası. Tutar mı bilmiyorum. Yani bir soru işaretim var açıkçası. Tabii bu gelişmeler sonrasında çeşitli yatırım bankaları tarafından da Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık indirimi üzerine raporlar yayınlandığını da gördük. İşte Societe Generale'in vardı, Wells Fargo'nun vardı. Para birimleri diğer merkez bankaları tarafında yukarı doğru faizlerin artışın devam ettiğini görüyoruz. Bugün Güney Kore'den geldiğini gördük, 25 bas puanlık bir faiz artışını tekrardan. Büyük ülkelerin merkez bankaları tarafında da faiz artışları bekleniyor. Fed'den 75 bas puanlık bir faiz artışı şu anda gündemde gibi gözüküyor. Sen ne diyorsun? 50 mi 75 mi? Valla şu anki piyasanın beklentisi yani o kadar bıçak sırtı ki mesela yine sabahleyin yayında paylaşmaya çalıştım. 150 yatırım analistiyle bir anket çalışma yapılmış. Önümüzdeki 3 ay piyasayı nasıl görüyorsunuz diye. Mesela orası da bıçak gibi ikiye ayrılmış vaziyette. %40 yani %52'si çok fazla bir dalgalanma beklemez. %48'de oldukça dalgalı bir piyasa olabilir, düşüş yönünde bir piyasa olabileceğine yönelik. Yani piyasa böyle bir yerde tam kümelenememiş vaziyette. Beklentiler çok net şekilde çünkü o kadar kırılgan, hassas bir dönemden geçiyoruz ki data odaklı. Şimdi dataların arkasında yatan faktörlere baktığımızda işte enerji fiyatları, emtia fiyatlarında bir rahatlama vardı. 5-6 haftalık bir düşüş trendine girmiş Haziran ortasından bu zamana. Oranın dibine geldik gibi gözüküyor. İşte enerji fiyatları tarafında doğalgazda kuvvetlenmenin devam ettiği all time high'lara neredeyse gidecekmiş bir havası söz konusu. Petrol dipten bir dönüş sinyali oluşturuyormuş gibi işte Suudi Arabistan bunu destekler yönündeki açıklamaları gibi faktörler. Fed'i sanki böyle Paul Volcker zamanına gitmedi. Yani 1980'lere gitmemek adına burada da işi dizginlere sıkı tutmak isteyecekler. Böyle 75 bazlık bir faiz artışıyla gidebilirler gibi bir izlenim var bende. Yani FED üyelerinin son dönemde yapmış oldukları açıklamalar... Hepsi şahin yani. Hiç yumuşayan şahin. Yok evet, yani. Doğru. Yumuşayan var ama çok şey değil. Yani hani bir elin beş parmağını geçmez de demeyeceğim. Hani bir kişi falan yani. Hani diğer tarafta mesela Neil Kashkari vardı. Dilim dönmüyor. Belki yanlış söylemiş olabilirim ismini ama mesela güvercin bir FED başkanı olarak geçer, bölgesel FED başkanı olarak geçer. Dün bir açıklama yaptı yani. Diyor ki biz diyor işte o 1970 yıllarındaki hataları yapılmaması gerek tarzında. Net böyle değil ama o tarzda söylüyor ve FED'in diyor faiz arttırım sürecine devam etmesi gerekiyor diyor. Çünkü kurumların yapmış olduğu açıklamalar var ki o noktada yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri %6'lara doğru çekilmiş durumda. Tabii dünkü Beyaz Saray raporunda %6.6'lık bir enflasyon beklentisi var. Büyümede 1.4'e indirmesi 3.8'den. 3.8'den. Şimdi bu yıl için 6.6 değil mi Beyaz Saray'ın? Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki yıl için 2.8 enflasyondan bahsediyor. Evet 2.3 sonradan. 2.3, 2.4 gibi bir şey. 2.3. Evet. Şimdi 6 yani şunu düşünüyorum. 9.1'den 8.5'a doğru gevşemesiyle beraber 75'e gerek yok. 50 bas puan yapalım tarzında mı durur FED? Şimdi bölgesel FED başkanının yapmış olduğu açıklamalar hiç o şekilde değil. Hı hı. Bir noktadan sonra frene basar mı? Tabii ki basar. Yani öteki tarafta yüksek enflasyon, diğer tarafta resesyon endişesi. Ama %6'ya dahi gelse enflasyon, 8.5'larda şu an 6'ya doğru gelse hedefiniz kaç? %2. Dolayısıyla yani işte rahatlama, atalete mahal verecek bir durum söz konusu değil. Bu bakımdan dolayıdır ki ben Fed'in en azından 21 Eylül toplantısında 75 bas puanlık faiz arttırımına devam edeceğini, önümüzdeki ondan sonra iki toplantı kalıyor. O iki toplantıda da daha düşük montanlı faiz artırımlarına gidilebileceğine dair açıklamalarda bulunacağını düşünüyorum. Tabii ki şu andaki söylemim çok afaki. Neden? Çünkü 21 Eylül toplantısına kadar iki önemli data var. Birisi tarım dışı istihdam, diğeri de enflasyon verisi. Yani kesin yine bir kuvvetli bir tarım dışı istihdam verisiyle karşı karşıya gelirsek Fed'in 75 yapması piyasa ciddi derecede artık beklemeye başlar. Peki şunu olur sence? Diyelim ki tarım dışı istihdam gene çok kuvvetli bir şekilde geldi ama... enflasyon rakamında geri çekilme hareketinin devam ettiği görüldü. Ne gibi bir hamle olur? Şöyle söyleyeyim, kısa vadede eğer enerji fiyatları sonbaharla beraber tekrar yükselecekse bunu geçici bir iyileşme olarak değerlendirir piyasa. Biliyorsun piyasa ne yapar? Gelecekteki fiyatları aslında fiyatlamak ister yani beklenti. Hı. Şu anda fiyatların içinde bence orada da bir iyileşme görürse şunu diyecek.
en iyi geride kaldı fiyatlamasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Nasıl Haziran ayında en kötü geride kaldı fiyatlaması olmuştu piyasa peşinden, Temmuz ayında pardon özür dilerim 9.1'lik rakam geldiği anda bütün piyasalarda yukarı doğru bir rally, kripto piyasa paralarda da dahil olmak üzere. Mart'taki 8.5'da da hepsinin evet. bir anda düştüğü. Sonra yoktu. Biliyorsun o bir orta sosyal medyada bir tane capsler döndü. 2.8.5, evet. birisi Mart'taki 8.5 diye tersi yani. Tam tersi piyasa algısı işte böyle maalesef. O anda kötüyü gördükten sonraki gelen yeri, yani bundan sonraki veri eğer tekrardan kötüleşecekse o zaman en iyi geride kaldığı fiyatlamaya başlayabilir. Tekrardan baskılanma söz konusu olabilir. Şimdi bir noktada farklı bir boyutu daha var işin. O da şu, bilanço daraltılma süreci. Haziran 95'e ayında, çıkması bekliyor. Haziran ayında 47,5 milyar dolarla başladı. Önümüzdeki ayla beraber yani Eylül ayında ikiye katlanmış olacak. 95 milyar dolarlık rakam. Yani bu noktada mesela JP Morgan ve Morgan Stanley'den de gelen bazı yorumlar var ve diyor ki şimdi özel sektör tahvil getirileriyle politika faizi arasındaki farka bakıyoruz diyor. Makas açık ve çok pahalı duruyor. Evet. Yani şu anda mevcut resesyon endişelerini çok fazla yansıtmıyor. Mevcut fiyatlamalar ve burada bir hata olabileceğine dair de her iki kurumdan da sinyal niteliğinde cümleler alınıyor. Evet, o dediğin kurumlardan aynı zamanda bu 95 milyarlık hikayeyle ilgili yıl sonuna kadarki süreç için şöyle bir yorumları da vardı. S&P üzerine yaklaşık %7'lik bir baskı unsuru oluşturacak diye. Doğru. Aşağı doğru yönlü bir fiyatlama. Dönelim Wells Fargo'nun bir raporu vardı. Evet. İçinde gelişmekte olan piyasalardan tut birçok para birimine karşı içinde TL'nin de bulunduğu bir sepet değerlenmesi, rapor değerlenmesi yapmış. İstiyorsan ona bir göz atalım. Yani yansıtalım dilerseniz ekrana. Burada sadece az önce senin de dediğin gibi Wells Fargo'nun yıl sonuna kadar doları analizi var ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke para birimlerini şöyle bir kıyaslıyor ve genel hatlarıyla Amerikan doları küresel ölçekte değer kazanmaya devam edecek. Yani iki tane tablomuz var zaten ikisi birbirinin hemen hemen kopyası. Hı hı. Ve bu tablodaki ana sonuç bu. Dolar bu yıl içerisinde değerlenmeye tabii devam ki edecek. Biz önümüzdeki dönemde 109'u geçmesini bekliyoruz. DXY tarafında 112, 113'ler. Belki 118'lere kadar gidecek bir yani süreç. 113'ler gözüküyor Cenk. Yani. Orası gözüküyor. Yani şu anda hatta özellikle de ben Euro-Dolar paritesine 0.95'leri bekliyorum. Yani evet. oraya doğru gitme potansiyeli çok. Sen yine neyi bekliyorsun? Ben 0.89'lar falan bekliyorum yani. Belki 96'ını test etme ihtimali olabilir. Olabilir. Çünkü yapılan analizler de şunu söylüyor. Mesela mevcut gelişmeler diyor. Şimdi kurumun adını unuttum. O kadar çok kurum analizi yapıyor falan ve beyin karışıyor. Diyor ki yani analiz şu, şimdi Euro-Dolar paritesinde bir düşüş var ve bu düşüşün devam etme ihtimali kuvvetli. Merkez Bankası ultra bir faiz arttırımına gitmesi dahi, yani 50 bas puan değil diyelim ki 100 bas puanlık faiz arttırımına gidiyor. Jumbo faiz arttırmak. Jumbo faiz arttırmak. Net kelime buydu. Bu bile işe yaramaz diyor. Çünkü neden? Çünkü Euro-Dolar paritesini ya da diğer bir tabirle Euro'nun değer kaybına sebebiyet veren gelişmeler çok farklı. Evet. Yani bugün doğalgaz fiyatlarına bakıyorsun değil mi baktığında? Yani Euro bölgesinde Hollanda tipi gösterge oran 300 Euro'nun üzerinde. Amerika tipine bakıyorsun yine rekor geçen seviyeleri. Geçen kışa girerken 120, 130, 150 falan evet, oldu evet. derken felaket falan derken 300 lira çıktı. Bir falan yapılıyordu. Şimdi gelmiş olduğumuz nokta 300 Euro. Şimdi sen bu faiz arttırımıyla hangi enflasyonu kontrol altına alacaksın? Hangi para birimini destekleyeceksin? Çünkü gümbür gümbür bir resesyona doğru gidiş var. Ve gerçekten ben piyasanın şu anda bu resesyon ihtimalini çok ama çok derecede ciddiye almadığını düşünüyorum. Ve çok net bir gerçeklikle karşılaşacak bence piyasalar. Bakalım. Büyük sıkıntı var. Evet. Wells Fargo noktasında... O noktada önemli bir şey vardı. Dün İhracatçılar Meclisi'nde yapılan bir değerlendirme vardı. Hep bahsediyoruz burada yayın ölçüldüğü için söyleyelim. Evet. Türkiye'nin ihracat kompozisyonu açısından baktığımızda ana pazarımız Avrupa olduğunu hep dile getiriyorduk. Euro-Dolar paritesi 1.15'lerden 1'e doğru gelmesinin etkisi, ihracatın üzerindeki etkisi, negatif etkisi 7 milyar dolar olduğunu, yılın bu 6-7 aylık periyodu içinde 7 milyar dolar. Yani her ay 1 milyar dolar yaklaşık olarak bir kayıp yaşamışız bu pariteden kaynaklanan sebeple. Ki bu rakamda hemen hemen değil mi? Ya da bu rakamın bir tık üstünde zaten dış ticaret açığı veren bir evet. ülke ekonomisinden bahsediyoruz. Bir de Euro-Dolar'dan gol yiyince, bir de en yüksek resesyon tehdidi, bizim net olarak tartışmasız ticaret ortağımızda olunca
bizde de durum bir çok da ticaret noktasının iç açıcı değil. Şimdi Wells Fargo'ya şurada sadece şuna odaklanmak istiyorum. Dikkat ederseniz yani grafikleri şöyle bir sırayla verdiğimiz zaman yılın geri kalanı noktasında Amerikan doları güçlenmeye devam edecek. Fakat hangi para birimine karşı en güçlü performansını sergileyecek dolar? TL. Net bir şekilde maalesef TL diyor. Ve %16 oranında daha değer kaybetme ya da tam tersini söyleyelim doların değer Türk lirasına karşı %16 oranında da değer kazanma marjının olduğunu. 21 lira hedef koymuş. Aynen bu da 21 gösteriyor. 21 çok uçuk bir tahmin değil. Zaten teknik grafiklere de baktığımız zaman 18.40 zirve seviye ve 18.40'ın üzerinde 20.60-21 bölgesinin maalesef ön plana çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla yapılan yorumlamalar bu şekilde yani mantıklı mı? Çok mantıksız gelmiyor. Çünkü merkez bankasından işte Arjantin, bizim de aynı sepette değerlendi. İşte Arjantin'de, Güney Afrika'da, Meksika'da, Rus rublesinde bunların hepsinde bir değer kaybı olması beklenti sahibi. Bu ülkeler de çok kuvvetli faiz arttıran ülkeler. Evet, kuvvetli faiz arttırımları var ki keza bazılarında bu şeyden gelişmelerden pozitif etkilendiklerini görmüştük. Burada ilginç olan sadece Tayvan dolarının dolara karşı değer kazanmasını bekliyorlar. O da 0.7'lik bir artışı işaret eden bir yapı. Tek bir para birimi dolara karşı değer kazanacak diye vurgu var. Ya burada da büyük ihtimal Amerika'nın desteklemesi sebebiyle olacaktır. Yani benim beklentim bu şekilde. Neden? Çünkü hatırlarsın Çin, Amerika arasında bir sürtüşme oldu ama Tayvan, o sürtüşmeden bir hafta sonra Amerika ve Tayvan ticaret ilişkileri kuvvetlendirme noktasında imzalar atıldı. Şimdi Cenk, birazcık moderasyon noktasında senden rol çalmak istiyorum. Buyurun ve sana bir soru sormak istiyorum. Çünkü benim çok dikkatimi çeken ve aslına bakarsan da katıldığım bir konu. Şimdi biliyorsun bir Nobel ödüllü bir ekonomistimiz var. Joseph Stiglitz'in yapmış olduğu yorumlar var. Ben çok beğendim ve başından beri zaten katıldığım bir yorumdu. O yorumu şöyle bir kısaca bir özetlemek istiyorum. Diyor ki, merkez bankalarının diyor arz taraflı faktörlerle yönlendirilen enflasyonu düşürmek için yani arz yönlü baskıdan dolayı enflasyon yüksek yani olması sebebiyle tedarik zincirlerindeki sıkıntı, elektrik fiyatlarındaki enerjilerindeki kısıtlar enerji ya da üretimin azalmasının yansıması diyelim. Bu yansımaya karşı bu yansımalar bir enflasyon oluşturuyor diyor Stiglitz. Ama merkez bankaları hali hazırda bu sebeple oluşan enflasyonundaki yükselişi törpülemek ve önünü set çekmek için çok radikal ve keskin bir şekilde faiz arttırımına gidiyorlar diyor. Dolayısıyla bu durum bir noktadan sonra enflasyona düşürücü değil, enflasyonu yükseltici bir etkide bulunabilir açıklaması yapıyor. Bu kısır döngü çünkü biliyorsun merkez bankaları aslında burada bu yaptığı uygulamalarda arz tarafını değil talep tarafını kırmak yönünde hareket edebiliyorsun. Yani merkez bankası politika araçlarını kullandığın zaman sadece kontrol edebildiğin enstrümanlar talep tarafı. Şimdi ama aynı zamanda siz kredi faizlerini yükselttiğiniz zaman dünyada sonuçta nüfus sürekli artıyor. Sizin bunu yakalayabilmeniz için sanayide de her hizmet sektöründe her yerde de büyümenin devam etmesi lazım ki arz talep dengesini kendisini koysa. Yani dünyanın, kısacası yatırım yapman gerekir. Yatırım yapman gerekir. Yatırım maliyetleri yükseldiği zaman yatırım maliyetleri. İşte petroldeki hikaye ne? Neden? Son 3 senedir petrole yatırım yapılmadı. Yani petrol çıkartma noktasına yatırım yapılmamasını getirmiş oldu. Çünkü neden? Dünyada bir söylem vardı. Green enerjiye geçeceğiz. Yeni işte solar sistemler, başka yatırımlar, alternatif enerji kaynaklarına yönelindim. Yeşil enerji. Yeşil enerji vurgulandı. İşte karbona dayalı yakıtların ortadan kaldırılması, elektrikli araçlara geçilmesi. Dünkü haber başlıklarına vardı. Çin 2030'dan itibaren karbonlu araçların artık üretilmesine izin vermeyecekmiş. Trafiğe çıkmasına izin vermeyecek. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman siz ne yaparsınız? Enerji firma olarak yani petrolü çıkartan firma olarak yatırım yapmazsınız. Yatırım yapmadığınız zaman talep büyümesi devam ediyorsa insanların çünkü kullanımı artıyorsa bir yerden sonra şorta düşersiniz. Arz talebi karşılayamaz ve dolayısıyla talep baskısından ve arzın da düşük olması sebebiyle enflasyonda ciddi bir... İşte burada da ona çok güzel bir atıfta bulmuş. Bu biraz fasit daire içine girmiş bir dünya ekonomisine işaret ediyor. Ne derler be şu aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık misali. O tarzda bir noktaya girmiş vaziyette. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi ben hızlıca bir istiyorsan bankacılık sektörünü bir yanda da gözüm saatlerde. Zamanımız dar. 4 dakikalık bir zaman dilimiz var yaklaşık olarak. Hemen oraya bir göz atalım istersen. Şimdi bankacılık sektörünü şöyle bir konuşalım. Öncelikle bankacılık sektörü 2022 şöyle 6 aylık net kar rakamlarını alalım. Yani yılın ilk yarısını noktasını şöyle grafiğimizi alalım. Evet grafiğimiz de geldi. Şimdi bankacılık sektörü son dönemde tartışmasız. Borsayı destek, hatta son dönem dedim bu hafta
yaşanan bir süreç bu. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber endekste bir yükseliş hareketi söz konusu oldu ve bir anda 3000 puanı açtık ve durdurulamaz. Herhangi bir şekilde kar realizasyon noktasında emare vermeden bir yukarı doğru hareketlenme söz konusu ve bankacılık burada net bir şekilde başı çekiyor. Şimdi tabii ki 3. çeyreğe ilişkin bilançolarda bir zayıflama beklentisi vardı ama ben bu beklentilerin bir miktar daha tam tersine doğru dönmeye başladığını görüyorum. 4. çeyreğe doğru ertelendi o beklentiler. Evet, 4. çeyrekte de daha iyi bir bilanço sezonu olacak diyen analist ve yorumcuların sayısı da oldukça kuvvetli. Çünkü o noktada da bu enflasyon endeksi tahvilin muhasebeleştirilmesi sezonu olduğu için son çeyrek, orada son çeyrekte daha kuvvetli bir kar rakamdan açıklanma ihtimalinin güçlü olduğuna dair yorumlar oldukça sık. Şimdi zaten ekranlarda görüyoruz. Şimdi bir noktada biz burada bu ekranlarda da senden çok sık bir şekilde bu konuyu dile getirdik. Genel itibariyle özellikle özel bankalar noktasında işte 11, 11,5 maksimum 12 milyar TL'lik, TL bazında 12 milyar TL'lik karlar beklenirken şu anda gelmiş olduğumuz nokta mesela Akbank'a bakıyorsunuz yılın ilk yarısında 13 milyar TL'yi aşkın bir net kar rakamına erişilmiş. Garantiye bakıyorsun 13 milyar TL'ye yakın, 12,9 yaklaşık. İş Bankası 14,5 milyar TL ki hatırlıyorum 12-12,5 milyar TL'lik bir beklentisi vardı. Diğer taraftan Yapı Kredi Bankası 12 milyar TL, Vakıf Bank 7 milyar TL. Ki kamu bankalarının çok 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 kuvvetli, yani özel bankalar gibi çok kuvvetli performans göstermesi beklenmiyordu ama yine beklentide gelen, hatta beklentinin ötesinde gelmiş bir rakam olduğunda çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii bunun bir de istersen dolar bazında var. Kaç dakikamız var? Devam edebilirim ama. Dolar bazında bakalım bankacılığa. Şöyle baktığımız zaman evet 6 aylık net kar noktasında tabii ki burada yine dikkat çeken İş Bankası. Neden? Çünkü zaten TL bazında da en fazla kar eden banka buydu. Orada da 981 milyon dolarlık bir rakam olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta Garanti'nin 869, Akbank'ın 884. Şimdi burada hem TL bazında hem de dolar bazında aslına bakarsan bu rakamları tek başına okumak bir şey ifade etmiyor. Beklentilerde olunca okey ama kırmızı ve mavi mumları bir araya getirdiğimizde, yani oradaki mum boylarının, bar boylarının bar boylarını kıyasladığımız zaman daha anlamlı. Neden? Çünkü kırmızı olanlar geçtiğimiz yılın ilk yarısını temsil ediyor. Mavi olanlar da içinde bulunduğumuz, yani 2022 yılının ilk yarısını temsil ediyor. Aradaki fark oldukça keskin ve oldukça net. Yani şimdi dolar bazında bakar mısın? Şimdi ki dolar TL'nin de bu arada yükseldiği bir dönemde bahsediyoruz. Hani ne olur dolar TL yükselmesi demek TL bazında, dolar bazında, TL ile kıyasladığında dolar bazında karların da aşağı doğru törpülenmesi demek. Ama ona rağmen 279 milyon dolarlık bir ilk ayda net kar rakamım varken, İş Bankası olarak söylüyorum ilk yarıda, bu yıl geldiğimiz noktada 981 milyon dolar. Neredeyse 3 katından fazla. TL bazında 2,2 milyon milyar TL, 14,5 milyar TL. Yani devasa bir fark söz konusu. Bu farkın önümüzdeki çeyrekler itibariyle de devam etme ihtimali ben, açık söylemek gerekirse, belki ikinci, üçüncü çeyrek noktasında belki ikinci çeyrek yakalanamayabilir. Bu olasılık var. Ama yine de çok kuvvetli bir bilanço sezonu yılın geri kalanında, 2022 yılının bankacılık için net çok iyi bir bilanço senesi olduğu aşikar. Zaten fiyatlamalar noktasında da bu da oldukça net bir şekilde bize bunu gösteriyor. Peki şeyin için ne diyeceksin? Mesela son getirilen, geçtiğimiz cuma günkü yeni gelen ve daha önceki getirilen düzenlemelerle kamu iç borçlanma senetlerini portföyde tutma zorunlu. Uzun vadeli kağıtlar, bir senelik kağıtlar tutma pozisyonu. Pozisyon alınan yerde %14, %16 bandındaki bir bölge. %17, %18 diyeyim en kabası. Olası faizlerde biliyorsun bazen faizlerin baskılanması ters de tepebiliyor. Kısa vadede böyle bir etkim oluyor. Uzun vadeye döndüğün zaman bazen bazı kırılımların yol açması beklenebilir. Böyle bir durumda bu mevcut yapıda sürdürülebilir mi? Nasıl bir görüşüm var? Ben sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani bu net. Sürdürülebilir politik olduğunu da düşünmüyorum ve bu durumun bankacılık bilançoları üzerinde de çok iyi bir etkide bulunmasını aslına bakarsan beklemiyorum. Ama işte bu yılın farklı bir özelliği var. Çünkü enflasyondaki sert, keskin bir kopuş ve dördüncü çeyrek itibariyle az önce söyledim. Enflasyon noktasında bu enflasyon endeksi tahvillerin muhasebeleştirilmesi ve çünkü yılı kapatıyoruz. Dolayısıyla yılın son işlem günlerinde bunun muhasebeleştirilmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla mevcut atılan adımların
İşte bu faiz indirimi bir noktada yarıyor ama kredi düzenlemesi noktasında oluşacak bu zarar, enflasyon endeksi tahvillerin içerisinde çok net bir küçük bir minimal düzeyde kalacaktır ama dolayısıyla sürdürülürse bu politika, ki hiç ihtimal vermiyorum, ne söyleyeyim, o zaman daha bir sıkıntı olur. Ama dediğim gibi çok ihtimal olarak görmüyorum çünkü önümüzdeki de bir seçim var. Dolayısıyla seçim sonrası çok daha fazla politikaların keskin bir şekilde değiştiğini de görebiliriz. Teşekkürler, ağza sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim, bugünkü yayınımızda sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın.